Derinizmi yok etmek için de genelde derinizmi çürüten delilleri sunmak ve iman hakikatlerinden bolca bahsetmek gerekiyor. Çünkü evet. Genelde derinistlerin hep ilkel canlı diye öne sürdükleri pek çok canlının olağanüstü nitelikleri ortaya çıktı. Günümüz bilimi Darwinizmi bir yandan çürütmeye devam ederken biz de bir yandan neleri yapamaz Darwinistler, neleri yapamaz Darwinizm, işte proteini üretemez, fosil çıkaramaz, ara fosil oluşturamaz, onların delillerini göstererek bunu bu ideolojiyi ortadan kaldırıyoruz Allah'a çok şükür. Şimdi ben Yusufçuklardan bahsetmek istiyorum. Dünyanın en estetik böceklerinden bir tanesidir Yusufçuk. Olağanüstü güzel dört kanada sahiptir ve mükemmel bir uçma yeteneğine sahiptir. Şimdi Darwinistler bunu Yusufçukları yıllarca çok ilginç bir şekilde ilkel canlı olarak lanse etmeye çalıştılar. Neden? Çünkü bilim gelişmemişti. Yusufçuklar diğer böceklerden, uçan böceklerden farklı özellikler gösterdikleri için tamam işte yani Darwinistler için çok önemli bir spekülasyon malzemesi olmuştu. Bilimsel açıdan canlının neden böyle farklı bir uçuş sistemine sahip olduğu o zaman tanımlanamamıştı. Evet. Genelde tanımlanamayan şeyler Darwinistler tarafından havada kapılır. İşte bu derler gelişmekte olan bir uçucu işte yeni uçmaya başlamış işte üstüne bir sürü şey yazarlar. Nitekim Yusufçuk'ta da böyle oldu. Şimdi Yusufçuklar kendi kanatlarını kendi üzerlerine katlayamazlar. İlk olarak Darwinistler bunu kullandılar. Çünkü diğer uçucu böcekler genelde katlarlar, çeşitli şekillerde katlarlar ve korunaklı bir yapıyla onları vücutlarında barındırırlar. Fakat Yusufçuk böyle değildir. Ayrıca farklı bir manevra ve uçuş tekniği vardır Yusufçuk'un. Darwinistler bunu da kullandılar. Fakat sonra bilimsel araştırmalar, Yusufçuk üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, Yusufçuk'un en verimli, en hızlı uçabilen ve en hızlı manevra kabiliyetine sahip olan böceklerden bir tanesi olduğunu ortaya koydu. Maşallah. Hatta öyle bir şey ki, Sikorsky helikopterlerini herkes bilir. Firma bu konuda yeni helikopter geliştirirken IBM firmasıyla ortak olarak bir çalışma yürüttü. Ve burada Yusufçukları alıp IBM firması bilgisayar üzerinde bir çalışma yaptı. Yusufçuk'un şeklini alarak. O şekli taklit ederek Sikorsky helikopterlerini üretti. Bunlar asker ve aynı zamanda malzeme taşıma bakımından en verimli helikopterler olarak şu an dünyada kullanılmaktadır biliyorsunuz herkesin bildiği gibi. Dolayısıyla en mükemmel yapı Yusufçuk'un taklit edilmesiyle ortaya çıktı. Yani bu kadar üstün bir tasarıma sahip canlı maşallah. Aynı zamanda doğa bilimcisi ve fotoğrafçısı Gillian Martin Yusufçukları 2 yıl boyunca inceliyor bakın. Bu inceleme sonucunda çok ilginç kanat yapılarını, o dörtlü kanat yapılarını nasıl kullandıklarını, nasıl bir şekilde her bir kanadının hangi aşamada devreye girdiğini görerek ve bunları fotoğraflayarak Yusufçukların en mükemmel manevra taktiğine sahip olan böcek olduğunu ortaya çıkarıyor. Öyle bir şey ki Yusufçuk, doğrudan görenler de bilirler, belki bu konuda belgeseli izleyenler de, dümdüz yolda giderken çok ani bir hareketle tamamen ters yola dönebilir. Evet. İşte bu dörtlü kanatlarındaki o mükemmel tasarımda saklı olan maşallah. Bir özellik. Maşallah müthiş, harika bir manevra yeteneği vardır.